Son iki ayın klasiğini dün bir kez daha yaşadık ve aşı bulundu söylentileriyle birlikte S&P 500 endeksi son 100 günün rekorunu kırdı arkadaşlar. Diğer taraftan 1788 seviyesine kadar yükselen 1800 dolar seviyelerini zorlayan hatta vadeli işlemlerde 1800 doları geçen altının onsu da 1760 seviyesine kadar gevşedi. Peki ne olacak bundan sonra arkadaşlar? Aşı bulundu, her şey normale döndü, ekonomiler toparlandı, Amerika-Çin ilişkileri düzeldi. Hindistan'la Çin arasında herhangi bir problem yok. Dünyadaki bütün problemler rafa kalktı gibi bir durum var. Onun için altın fiyatları tepe taklak olacak ve 1500 dolar seviyelerine mi gidecek? Yine Türkiye'de bütün makroekonomik veriler düzeldi ve dolar da 4 liraya kadar düşecek senaryosu geçerli mi bundan sonra? Yoksa yükseliş devam edecek mi? Eyvah altın düşüyor mu? Tepeden aldık elimizde kaldı problemini mi yaşayacağız? Yok. Yoksa son 10 yılda hatta son 20 yılda hatta son 100 yılda olduğu gibi altın yükselişini devam ettirecek mi? Videoda bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir iki çok önemli haber var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun ardından da altın yükselmeye devam edecek mi yoksa tepe taklak mı olacak? Dolar yükselmeye devam edecek mi yoksa tepe taklak mı olacak soruların cevabını vereceğim. Ve bu borsa yükselişleri özellikle Amerika'da S&P 500 endeksinin böyle apar topar yükselip 100 günün rekorunu kırması bir balon mudur yoksa gerçekçi midir? Bunun da sizler için cevabını vermeye çalışacağım. Tesla, Toyota'yı marka değeri olarak solladı. Ezip geçti arkadaşlar. Bakın neredeyse 100 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Öbür tarafta 10 yıllık bir geçmişi bile olmayan bir firmadan bahsediyoruz. Peki neden? Bunu biraz değerlendirmek gerekiyor. Aylardır konuştuğumuz konulardan birisiydi aslında. Teknolojiye, bilgiye, birikime, geleceğe yatıran firmaların yükselişinin önünde hiçbir engel olamayacağını defalarca sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Ve nitekim Tesla bu durumu bir kez daha ispatlamış oldu. Amerika'nın neden güçlü olduğunu, neden uzun yıllar boyunca süper güç olarak kalabileceğinin de ispatlarından birisi bu. 100 yıllık bir Amerika'nın apar topar yıkılmasını, yok olmasını bekleyenler var. Dünyada süper güçler ya da geçmişteki adıyla imparatorluklar öyle 50 senede 100 yılda falan yok olmamış arkadaşlar. Büyük imparatorlukların en az 400-500 hatta 600 yıl ayakta kaldıklarını görüyoruz. O imparatorluklar yıkılsa bile devamında yeni bir imparatorluğun ya da yeni bir süper gücün kurulduğunu görüyoruz. İmparatorlukları yıkan ne arkadaşlar? Bilgiden, birikimden, yenilikten uzaklaşmak, üretimden uzaklaşmak, geri planda kalmak. İmparatorlukların bu kadar uzun süre ayakta kalmasını besleyen şey ne? Aynı şey arkadaşlar. Bilgi, birikim, ordunun gücü, propaganda gücü. Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyorsunuz. Ne zaman bilgiden, birikimden vazgeçmiş? O zaman çöküş dönemine geçiyor. Roma İmparatorluğu'na bakıyorsunuz. Ne zaman bilgiden, birikimden vazgeçmiş? O zaman çöküş dönemine giriyor. Her iki imparatorluğa da bakıyorsunuz. Yakın dönem olduğu için ikisini söylüyorum. Minimum 600 yıl ayakta kalmışlar arkadaşlar. Amerika'ya dönüp baktığımızda ise yükselişinin zirvesi daha gelmemiş olduğunu görüyoruz. Amerika'ya öykünme meselesi değil bakın bu. Amerika'nın gidişatını okuma meselesi. Bir süper gücün öyle bir günde, iki günde, bir yılda, üç yılda, beş yılda, on yılda, yüz yılda yıkılması mümkün değil. Bir duraklama, bir çöküş dönemine girmesi için onlarca yılın geçmesi gerekiyor. Hatta belki yüzlerce yılın geçmesi gerekiyor. Tesla gibi firmaları çıkartan Amerika yükselişini devam ettirecek. Evet, ara krizler yaşanacak. Evet, bu ara krizler Amerika da etkilenecek ama gücünü her geçen gün biraz daha arttıracak görünen o. Başka ülkelerde bu gücü takip etmek zorunda kalacaklar ya da bu güçle uzlaşmak zorunda kalacaklar. Çin'in, Kore'nin, Japonya'nın, Almanya'nın Amerika ile uzlaşmak zorunda olması gibi. Bütün bunları uzun uzun niye anlattım sizlere? Çünkü hani diyoruz ya dolar güvenli liman diye. Doların güvenli liman olmasının temelinde yatan gerçek bu ve bu gerçeğin değişmesi öyle çok da kolay değil. İkinci önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Goldman Sachs petrol talebinde toparlanmanın 2022'ye kadar zor olduğunu söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü dünyada üretim canlanmış değil. Evet, Amerika'da petrol tüketimi hızlandı. Stoklarda neredeyse %1,5 oranında
vakalarında bir azalma gözleniyor. Ama bu yakın zaman içerisinde çok ciddi bir toparlanmayı işaret etmiyor. Sadece ihtiyaçların şu anda karşılanmış olduğunu ifade ediyor. İkinci dalga etkisiyle tekrar üretimde büyük bir duraklama görebiliriz. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım ayları itibariyle arkadaşlar. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Fed başkanlarından Ballard diyor ki finansal kriz riski devam ediyor. Neden bunu söylüyor arkadaşlar? Her ne kadar bir para bolluğu yaşanıyor gibi görünse de gelişmekte olan ülkelerdeki para sıkışıklığını görüyor ve o ülkelerin para sıkışıklığının bir şekilde dolaylı olarak Amerika'nın ticaretini de etkileyeceğini görüyor. Amerika'nın ticaretinin etkilenmesinin finansal sıkıntıları da doğurabileceğini görüyor. Bir, ikincisi bankacılık sistemi batık reel sektör firmaları ve batık krediler yüzünden elbette önümüzdeki süreçte ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Bunu işaret ediyor. Onun için de acil önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Altın, korona aşısı haberleriyle gevşedi. Bunu uzun uzun biraz sonra anlatacağım zaten. Onun için ayrıntısına girmiyorum. Amerika, bakın bu haber çok önemli. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kısaca da yorumlayacağım ne anlama geldiğini ve bundan sonra aslında altının düşüp düşmeyeceğini neden işaret ettiğini de sizlere söyleyeceğim. Amerika Temsilciler Meclisi Çinli yetkililere, iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladı arkadaşlar. Yani Amerika sadece Çinli şirketleri, Çinli bankaları köşeye sıkıştırmıyor. Aynı zamanda Çinli şirketlerle iş yapıyorsanız ya da Çinli yetkililerle iş yapıyorsanız, yani bize ters düşenlerle iş yapıyorsanız sizin de canınızı okurum diyor. Şu anda finansal sistemi Amerika elinde tuttuğuna göre bunu yapma kabiliyetine, gücüne de sahip. Amerika'da tüketici harcamaları %8.2 arttı. Bu olumlu bir haber. Ama bu artış devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Türkiye açısından çok kritik bir haber. Volkswagen Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçti. Fabrika kurmayacağız dedi. Zaten beklenen bir şeydi ama bu konu uzatılıyordu sürekli olarak. Ertelemeler geliyordu. Volkswagen artık çok net bir şekilde fabrika yatırımını durdurduğunu ifade etti. Ve bu Türkiye açısından, doğrudan yatırım çekme açısından büyük bir sıkıntıyı işaret ediyor. Volkswagen dünya çapında çok önemli bir marka. Eğer ki Volkswagen Türkiye'de yatırım yapmış olsaydı bunun Türkiye açısından büyük getirileri olacaktı. Ancak hem ekonomik riskleri, hem hukuki riskleri, hem de siyasi riskleri nedeniyle Volkswagen şu anda Türkiye'yi doğru bir yatırım alanı olarak görmüyor ve bu nedenle de bu yatırımı durdurmuş durumda. Bundan sonra Türkiye'ye gelebilecek diğer doğrudan yabancı yatırımların da önünü ciddi manada kesebilecek bir girişim. Bunu basitleştirmemek gerekiyor arkadaşlar. Ya Volkswagen gelmezse gelmesin, alt tarafı bir firma diye geçiştirebilirsiniz ama öyle değil. Dünyanın en önemli markalarından birisinden bahsediyoruz ve bu markanın Türkiye'ye gelmesi aslında sadece 4000 kişilik bir istihdamı işaret etmiyordu. Başka markaların, başka fabrikaların da Türkiye'ye gelmesi açısından önemliydi. Bu referansı da bir anlamda kaçırmış olduk. Neden? Çünkü arka arkaya hatalar yapmaya devam ettik. Apple Amerika'daki mağazalarını kapatmaya devam ediyor. Bu arada Amerika'nın, özellikle Nasdaq endeksinin en önemli hisse senedi diyebiliriz Apple için, Apple mağazalarını kapatırken S&P 500 endeksi 100 günün rekorunu kırıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek bir yaklaşım. Yani aslında Amerika'da da işler çok iyi gitmiyor ama borsalar şişmeye devam ediyor. Bütün bunları konuştuktan sonra şimdi gelelim isterseniz ne olacak bu piyasaların durumu sorusuna. Özellikle altın, borsa ve dolar cephesinde neler yaşanıyor ve bundan sonra neler yaşanacak konusunu sizler için biraz değerlendirmeye çalışacağım. Aşı bulundu söylentileri yine gündeme getirildi. Son 2 aydır biz bu filmi defalarca izledik arkadaşlar. Aşı bulundu, hop borsalar yükseliyor. Aşı bulunmamış, borsalar tekrar aşağı geliyor. Şimdilik bu aşı propagandasıyla piyasaları, özellikle hisse senedi piyasalarını pompalamaya devam ediyorlar. Şişirmeye devam ediyorlar. Ama arkadaşlar, ikinci dalga etkisi zaten iyiden iyiye görülmeye başlandı. Daha da netleştiği an itibarıyla ve bu aşının da aslında uzun vadeli bir süreç olduğu ortaya çıktığı an itibarıyla borsalar tepe taklak olacak. Kimse buna hazırlıklı değil. Şu anda güllük gülistanlık bir tablo çiziyorlar. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ve borsaları tam anlamıyla patlamaya hazırlıklı
hazır bir bomba haline getirmiş durumdalar. Yarın öbür gün ikinci dalga etkisi netleştiği an itibarıyla borsalar tepe taklak olacak ve borsalar tepe taklak olduğunda her zaman olduğu gibi küçük yatırımcılar, özellikle risk alan, kaldıraçlı işlem yapan, kredili işlem yapan yatırımcılar bu işin içinden çıkamayacaklar, büyük batıklarla karşı karşıya kalacağız. Bunun emin olun reel sektöre de etkileri çok ciddi anlamda olumsuz. Bunu bir tarafa koyalım. Gelelim altın meselesine. Yine aşı bulundu diye altının onsu 1788 dolar seviyesinden hop 1760 seviyelerine kadar düştü. Ve herkes panikle eyvah aşı bulundu, altında çok sert satışlar gelecek, elimizdeki malı çıkartalım demeye başladılar. Bin kişi de çok ciddi manada, özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar çok ciddi manada zarar ettiler dün. 1-2 saat içerisinde. Sonra arkadaşlar tekrar altın toparlanmaya başladı. Neden toparlandı? Bu çok önemli bir soru aslında. Öbür taraftan doları da Türkiye'de şöyle bir 6.84 seviyesine kadar gevşettiler. Sonra tekrar 6.85'in üzerine bıraktılar. Yapılacak bir şey yok çünkü. 6.85'in altı neredeyse dolarda görünmüyor artık. Zaman zaman zorlayarak dolar düşecek havası vermeye çalışıyorlar. Eyvah altın düşüyor mu? Eyvah dolar düşüyor mu? Hayır arkadaşlar. Bakın dünyanın riskleri her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Ve üstüne yeni yeni riskler eklenerek artmaya devam ediyor. Önce pandemi riski vardı. Şimdi ikinci dalga riski var. Bunun üzerine 3 Kasım nedeniyle siyasi riskler eklenmeye başladı. Bakın 2 ay önceden itibaren sizleri uyarmaya başladım. Ne dedim? 3 Kasım önemli ve kritik bir tarih. Amerika'da seçimler var. Trump piyasaları germeye devam edecek. Özellikle Çin'e yüklenmeye, Avrupa'ya yüklenmeye, hatta belki Türkiye'ye yüklenmeye devam edecek dedim. Nitekim Türkiye'yi arada bırakıyorlar bakın. Ne dediler? S-400'ü bize sat dediler Amerikalılar. Türkiye'de acaba satsak mı? Acaba satarsak swap anlaşması yapar mıyız diye düşünürken Rusya da boş durmadı. Yok kardeşim, siz benim silahımı, benim teknolojimi, benim know-how'ımı, benim istemediğim bir ülkeye nasıl satarsınız diye yasayı çıkartıverdi. S-400'ler ya Türkiye'de kalacak ya Türkiye'de kalacak dedi. Türkiye iki ucu pisli bir değneği elinde tutuyor. Ya bu S-400'leri inat edecek, her şeye rağmen, Rusya'ya rağmen Amerika'ya satacak. Bu da Rusya ile Türkiye ilişkilerinin artık onarılamaz bir duruma gelmesi anlamına gelir ki o S-400'leri buradan muhtemelen çıkartamayız bile, ya da Amerika ile ilişkileriniz daha da bozulmaya devam edecek. 3 Kasım'a doğru Trump daha da oy devşirebilmek için S-400'ler üzerinden propaganda yapmaya başlayacak. Bu tabii ki Türkiye-Amerika ilişkilerinin daha da gerilmesi anlamına geliyor. Zaten Biden eğer ki seçimleri kazanırsa bu S-400 konusunda arka arkaya yaptırımlarla karşı karşıya kalırız. Hem bizim borç bulmamızı hem de swap anlaşması gibi anlaşmalar yaparak yurt dışından dolar getirmemizi iyiden iyiye çıkmaza sokar. Zaten yapamıyoruz ama hiç yapamaz hale geliriz. Rusya ile papaz olsanız turist gelmeyecek. Rusya ile papaz olsanız enerji sağlamanız ciddi anlamda riske girecek. Rusya ile papaz olsanız bütün Orta Doğu pazarını bir anlamda kaybetmek zorunda olacaksınız. Akdeniz'deki, Libya'daki bir yerdeki stratejileriniz çöküverecek. Dolayısıyla arkadaşlar ne Rusya ile ne Amerika ile ilişkilerimizi toparlayabilecek pozisyonda değiliz. Bir yandan borç, bir yandan bütçe açığı, bir yandan cari açık derken iyiden iyiye paraya ihtiyaç artıyor. Bu da bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Özellikle cari açığın ön plana çıkmasıyla ve ikinci dalganın patlamasıyla S-400 konusunun da iyiden iyiye gündeme gelmesiyle birlikte devalüasyonist bir hareketle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Öyle dolar düşecek, 4 lira olacak, 3 lira olacak, 2 lira olacak falan filan meseleleri hikayeden ibaret. Bu borsa üzerindeki satış baskısını da yurt dışından bile daha fazla arttırır. Reel sektörde çöker, borsada çöker, banka batıkları da inanılmaz bir şekilde artar. Yani Türkiye'nin risk primi tavan yapar. Neredeyse bini vurdurur. İşte o an itibariyle artık bunun adı ekonomik krizdir. Üstünü de örtemezsiniz. Dönelim altına. Altın bu kadar dünya riski varken nasıl olacak da gevşeyecek? Nasıl olacak da düşecek? Amerika, Çin
Çin'e hem ticari hem siyasi bir savaş açmayacak mı? Açmadı mı? Bakın arka arkaya yasalar çıkartmaya devam ediyor. Vize vermiyor. Çinli yetkililerle iş yapan bankaları köşeye sıkıştırıyor. Yarın öbür gün çok daha sert, çok daha agresif uygulamalar yapmaya başlayacak. Çin buna cevap verecek. Rusya buna cevap verecek. Dünyadaki kutuplaşma iyiden iyi artacak. Gerilim iyiden iyi artacak. Neredeyse 2. Dünya Savaşı öncesindeki bir ortam oluşmuş olacak ve bu koşullarda siz altın düşecek diyorsunuz. Nitekim dün 1760'ın altını bile zorlayan altın hemen kendisini tekrar 1770 doların üzerine attı ve göreceksiniz yakın zaman içerisinde biz 1800 doların üzerinde bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Gram altın mı? Çok yakın zaman içerisinde artık eli kulağında arkadaşlar, doların 6.85'te durabileceği süre bu kadar arkadaşlar. Bir bakarsınız yarın uyandığınızda 7 liranın üzerine çıkıvermiş dolar, kimse şaşırmasın. Altının onsu da zaten yukarıya doğru zorlamaya devam ediyor. Demek ki arkadaşlar zaten 400'ün hemen dibinde olan gram altının 400 liranın üzerine çıkması böyle büyük bir sürpriz falan da değil. Sonuç kısa vadeli olarak aşı söylentileriyle borsalarda yukarıya hareketler, altında geri çekilmeler görebiliriz ama orta vadede hem altın hem dolar yükselişine emin adımlarla devam edecek arkadaşlar. Bugüne kadar söylediğimiz her şey adım adım çıktı. Bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Türkiye'nin ve dünyanın koşullarını okuduğunuz zaman her şeyin çok net bir şekilde ortada olduğunu görüyorsunuz. Ama kendi portföyünüze göre hareket yaparsanız, kendi portföyünüze göre yorum yaparsanız elbette bu sonuca ulaşamazsınız. Tarafsız olamazsınız çünkü. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.